Ne soracaksın? Ve sana bir takım sorular soracağım. Bakalım benimle ilgili şeylere nasıl cevap vereceksin? Çok merak ediyorum. Buyurun gelsin sorularımız. Eşinizin en sevdiği renk nedir Buse Hanım? Siyah. Evet, doğru. Siyah ve beyaz. Yani evet, beyazı. Evet ya, Fenerbahçeliyim, sarı lacivert ama. Ya tabii kıyafette, ama kıyafet olarak kıyafette siyah. En sevdiğim şeyler evet, siyah ve beyaz, doğru. Peki diğer sorumuz. Eşinizin en sevdiği yemek nedir? Yani bence etli olan her şey diye. Kırmızı et mi sever eşiniz? Kırmızı, beyaz et mi? Kırmızı et sever. Helal olsun, doğru söylüyor. Devam edelim. Devam edelim. Eşiniz evde dağınık mıdır? Önce buna sorayım. Baban dağınık mı aşkım? Değil değil mi? Aferin sana. Eşiniz evde dağınık mıdır Buse Hanım? Yani genele baktığımızda çok dağınık değildir. Ama zaman zaman böyle saçma şeyleri dağıttığı oluyor. İnsan şurada milyonların önünde eşini över ya. Hayır ama eskiden dağınıktı, şu an dağınık değil. Hayır ama dağınık değil dedim. Genelde dağınık değil ama zaman zaman böyle ara sıra oluyor yani. Peki. İnsanlık hali. Genelde dağınığım yani. Hayır, genelde dağınık değilsin. Zaman zaman böyle yani ara ara. Peki, teşekkür ederim, sağ olasın. Diğer sorumuz. Evlilik yıl dönümünüz. Bu çok önemli bir soru. Eşinizin tuttuğu takımın şampiyonluk maçına denk gelirse maçı mı izler yoksa size sürpriz mi yapar? Haydi bakalım. Gerçekten çok doğru bir cevap veriyorum. Bana sürpriz yapar ama telefondan da maçı açar, izler. Doğru mu? Ben de çok doğru bir cevap veriyorum. Gerçekten doğru. Evet, sürprizimi yaparım ama telefondan kulaklığımı takar. Takar, maçını da izler. Bir kulağım eşimde, bir kulağım Fenerbahçe'mde olur. Ya. Bu da doğru. Ya. Ama bu arada o da çok izliyor Fenerbahçe. Evet, maçını. Ben de bu arada. Denk getirmez yani. Bana o konuda mutlaka şeye davranır. Evet, hatta dedim ki maça gidelim, maça gidelim diye ben de isterim. Sen yani. Sen git oraya babacığım. Hatta. Deliz asla durmuyor bugün. Sen beni götür oraya diyor. Babacığım şu an yayındayız, dur. Gelsin sıradaki sorumuz. Eşiniz ev işlerinde size yardım eder mi? Vallahi eder. Yani nelerde yardım ederim mesela, neler yaparım? Şöyle, ben Burak doğmadan bir ay önce bizim yardımcımız işten ayrılmıştı. Evde bir ay boyunca Alişan'la ikimiz kaldık. Orası bizim değil. Gel. Yani bulaşık mı yıkamadı, süpürge mi yapmadı, yerlerimi silmedi. Hani yani yaptı, yaptın. Evet, ben Eliz'i bahçeye bıraktım. Yaparsın. Geldim. Sen oyna babacığım orada. Sen bahçede oyna. Evet, diğer sorumuz. Eşinizin en sevdiğiniz özelliği nedir? Önemli bir soru. Benim herhalde bütün özelliklerimi yani seviyorsun. Birçok özelliğini seviyorum tabii ki. Aslında sevmediğiniz dese daha kolay cevap verirdim. Sen sevdiğinizleri söyle. Ben yani sevdiğinizleri. Sevdiğinizleri. Yani en birinci sırada merhametli oluşunu çok seviyorum. Ay, seviyorum. Teşekkür ederim. Çocuklara olan böyle hani sadece kendi çocuklarına değil, hani herkese, komşumuzun bile çocuklarına, hani bütün çocuklara karşı olan sevgisini çok seviyorum. Bir de yani ilk üçle üç düşünürsek üçüncü... Bir de yakışıklı bir adam. Yani şey, özellik diyor sevdiğiniz, yani huy olarak. Fiziksel özelliklerinden. Bir de şey, yani benimle birlikte böyle eğlenmeyi ve böyle güldürmeyi, komiklikler yapmayı seviyor. O kafa dengi ve uyumlu oluşunu seviyorum. Teşekkür ederim. Güzel cevaplar, güzel sorular ve güzel cevaplar var. Sıradaki sorumuz. Eşinizin hangi özelliğini değiştirmek istersiniz? Hiç düşünmeden bunu cevap veriyorum. Yani bir yere 8'de bizi davet ettiler diyelim. Alişan 7.30'da neredesin? Hadi çok geç kaldık. İşte bizi bekliyorlar. Geriliyorum falan diye böyle acayip gergin oluyor. Yani hiç sevmiyorum bu huyunu. Gerçekten sevmiyorum yani. Ne demek, evli misin? Bekar. Bekar. Ve asla... Şimdi bir şey diyeceğim. O zaman Alişan'dan sana güzel bir şarkı bir gelsin. Şey, aklın bu varsa evlenme. Bu kadın, birazdan Kadriye Hanım geldiğinde ona da sorarız. Bu kadınların ortak özelliklerinden biri galiba. Bir yere giderken mesela saat 8'de hayır, bir yerde olmamız gerekiyor. Hayır, ben geç gitmiyorum. Saat 8'de çeyrek kala eve gelip hazırlanıp saat 8'de evden çıkmak hakikaten bir şey davranıştır. Bir şey söyleyeceğim, şu an haksızlık etme. Ben geç kalmıyorum, sen hep erken davranıyorsun ve hep geç kalacağız diyor. Bir kere bile geç kalmadık. Kik mi insanım? Çok dakiksin. Bunu değiştirmek isterdim.
Böyle bir adam bulmuşsun. Daha ne istiyorsun? Dakik bir koca bulmuşsun. Yok, sevmiyorum. Yani. Çok dakik, çok planlı. Peki. Ama yapacak bir şey yok. Peki, geçelim. Eşinizle ilgili hatırladığınız ilk anı nedir? Oho. Yani. İlk ama ilk. Yani seninle birlikteyken mi? Seni tanımadan beni komple önce. Beni komple ilk gördüğünden beri. Mesela beni ilk gördüğünde, hani benim sana olan ilgimi hissetmişsin ya. Sonra evde. Yo, hissetmedim. İkincisi de mi hissettin? Üçte mi hissettin? Kaçta hissettin ben anlamadım. Hangisinden bahsediyorsun? Hani eve gitmişsin, konuşmuşsun ya. He, Berkay'la konuşmam diyorsun. O daha buluşmadan önceydi. Peki şeyi anlatır mısın? Birisi sana demiş ki, sen bir dizide oynayacaksın. Bir televizyon programı olacak veya dizi. Evet, evet. Ve evet, orada evet. Tanıştığın biriyle evleneceksin. Bunu bize anlatır mısın? Evet, ilk kez anlat. Bir tanıdığımızı diyeyim. Bana dedi ki, işte sen dedi, çok böyle herkesin tanıdığı biriyle evleneceksin. Çocuklarınız olacak. Ve çok mutlu bir evliliğin olacak dedi. Sonrasında böyle aradan yıllar geçti. Yıllar sonra dedi ki arayıp, sen dedi bence Alişan'la evlenirsin dedi. Ama daha Alişan'ı ben hiç Alişan tanımıyorum. Böyle bir aramızda diyalog olmuştu. Öyle oldu. İyi ki de olmuş mu? İyi ki de olmuş tabii. Benim eşimle ilgili hatırladığım ilk anıyı söyleyeyim o zaman. Ben de ilk o dizinin oyuncu tanışmasına gittiğim gün, bak yemin ediyorum, Çağla'yla gitmiştim birlikte. Mahalledeki işte insanları bize tanıtıyorlar. Şunlar var, şunlar var, şunlar var. Ben tam bu senin yanına denk geldim. Allah Allah dedim ya, bu kızı bana hiç söylememişlerdi. Ne güzel kızmış bu dedim. Dedim ki hani ama bilmiyorum şimdi nişanlısı mı var, sevgilisi mi var, evli mi, şey mi? Hemen önce onu bir sordum. Bir onu içerideki insanlarla bir onun mülakatını yaptım. Sonra Çağla'ya mesaj attım. Yanımdaki kızı gördün mü dedim. Evet dedi, gördüm dedi. Çok güzel kız dedi. Ya dedim inşallah be dedim ya. İnşallah be dedim ama hiç suratıma bile bakmadı. Direkt önüne baktı. Ara verdik 15 dakika, 15 dakika aradı. Hiç yani böyle... Yürüdü gitti, oradan yürüdü gitti. Zaten bir daha da birlikte şeyimiz İki olmadı. İki ay sonra falan karşılaştık. Yani 1,5 ay sonra falan bir daha karşılaşmıştık. Demek ki kader ağlarını orada örmüş, evet, bizim için. Nasip. Çok şükür. Geçelim. Eşiniz ile yaşadığınız en komik olay nedir? Biz çok komik olaylar yaşıyoruz. Biz çok ya. En komiği şey çok komikti. Biz böyle birbirimizi korkutma şeyleri yapıyorduk ya hep evde, evet. Bir yere saklanıyorduk işte falan. Tatile. Sen beni böyle bir yerde korkutmuştun. Evet, onun intikamını alacağım. Ben intikamını çok kötü alacağım senden dedim. Tatile gittiğimizde giyime dolabının içine saklandım. Alişan banyodan çıkarken onu korkuttum. Ve o çok, bence çok komikti yani. Gerçekten korkmuştum ama. Gerçekten korkmuştum, evet doğru. Var mı başka sorumuz? Eşiniz nasıl bir babadır, son soru. Yani bunu anlatmaya kelimelerim yetmez ama mükemmel kelimesi bile yetersiz kalır. Canımsın, teşekkür ederim. Yani anne gibi baba diyeyim. Anne gibi güzel baba. Bir şey söyledim. Bak, güzel güzel bir şey, evet. Oldu. Bu arada ben de şunu göstermek istiyorum. Biz aslında iki kişilik ama çok çok büyük bir aileyiz. Hani iki kişi, iki de çocuğumuz var. İki de eş hanımız, ceylanımız var. Ve onlarla çok mutluyuz. Bu benim her zaman programa ilk başladığımız günden beri orada olan fotoğraflardan bir tanesi. Eyşan'ımız, Ceylan'ımız da var. Çok mutluyuz. Allah herkese bizimki gibi mutluluklar versin. Böyle bağlılık versin. Sen de çok, gerçekten çok iyi bir hem eşsin, hem annesin, hem de Eyşan'a ve Ceylan'a gerçekten bu kadar yakın, böyle bizim çocuklarımızdan ayırt etmeyecek kadar yakın davrandığın için ben de sana teşekkür ederim. Belki onlar da şu an ekran başındadır, bizi izliyorlardır. Yani Eyşan'la artık biz tabii büyüdüğü için o çocukluk şeyini kapattık, artık arkadaş bana, gibiyiz. Artık bana anlatmıyor. Dün bana gece bizdelerdi. Artık. Dün gece bizdelerdi. Baktım fısır fısır yengesiyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben hemen konuya dahil olduğum şey yaptım ama artık bana anlatmıyor. Ceylan daha çok benden. Evet. O daha çok, evet, yengesiyle paylaşıyor bir şeylerini.
İkinizi de çok seviyorum. Ben de. İkinizi çok seviyorum. Of. Bir şey söyleyeceğim. Hep sen mi bana, ay, hep bana mı soru sordular? Evet, çünkü sana program benim mi? Ya o yüzden. İleride bir gün ileride bir gün sen de program yaparsan, beni davet edersen, sen de beni sıkıştırabilirsin.